Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak "Benim en büyük savaşım faizlerdir, en büyük düşmanım faizdir" dedi. Genel kurulumuzu katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 21. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye'nin ve dünyanın zor zamanlardan geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle başladı. Devletimiz de bu salgın döneminde vatandaşını çaresiz bırakmadı. Küresel ticaretin tamamen durma noktasına geldiği o zor günlerde muhalefetin akla, mantığa, ekonomik hayatın gerçeklerine uymayan abuk sabuk çağrılarına rağmen milletimize bedel ödetecek kararlar almadı. Hangi kesimden olursa olsun hiçbir vatandaşımıza "Nerede bu devlet?" dedirtmediğimiz gibi bilakis devlet olarak elimizi taşın altına koyduk. En büyük düşmanım faizdir sözlerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Benim biliyorsunuz en büyük savaşım faizdedir. En büyük düşmanım faizdir. Ve şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi? Yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Şu anda Halkbank Genel Müdürü karşımda duruyor. Ve Merkez Bankamızla bunları konuşuyoruz. Şimdi önümüzdeki para politikası kurulları toplantılarında bunun daha da inmesinin gereğini telkin ediyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin Aziz Karayolu üzerinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK-PYD mensubu Ozan Tunç, Mehmet Kaykır Edemen'i yakaladı. MİT, PKK-PYD, YPG terör örgütünün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin sınır ötesinde bertaraf edilmesi amacıyla sürdürdüğü teknik ve fiziki takip neticesinde 3 örgüt mensubunu Suriye'de terörden arındırılmış harekat bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Tel Rifat, Azez, Afrin, Kilis, Gülbaba köyü üzerinden Amanoslara intikal etmeyi planladığını tespit etti. Söz konusu bilgilerin emniyet birimlerince de teyit edilmesi üzerine MİT ekipleri teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon planının uygulamasına geçti. Terör örgütü mensupları Adnan Piro kod adlı Ferhat Edemen, Bahtiyar kod adlı Ozan Tunç ve Çemriha kod adlı Mehmet Kaykır, Tel Rifat alanından hareket ederek Fırat Kalkanı harekat alanına ulaştı. Buradan Afrin'e doğru yola çıkan 3 terörist, teknik ve fiziki takibi sürdüren MİT ekibi tarafından Afrin Aziz Karayolu üzerinde pusuda silah ve teçhizatlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi. Öte yandan yakalanan 3 teröristten Bahtiyar Kod adlı Ozan Tunç'un, Bahuz Erdal Kod adlı Fehman Hüseyin'in yakın koruması olduğu da tespit edildi. Şanlıurfa'da kamu ve sivil toplum ile belediyelerin işbirliği, iklim değişikliği ve eylem planı hazırlama semineri düzenlendi. Türkiye Belediyeler Başkanlığı Birliği programıyla Eyyubiye Belediyesi ev sahipliğinde özel bir otelde düzenlenen toplantı STK'ların da katılımıyla gerçekleşti. Düzenlenen seminere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Demir, önceki dönem Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyyubiye Belediye Başkan Vekili Sait Kaya ve STK temsilcileri katılım sağladı. Düzenlenen seminerde iklim değişikliğinin önemi anlatılırken gelecek yıllarda bütün dünyanın en büyük sorunu iklim değişikliği olacağı belirtildi. İklim değişikliğinin büyüklerine işlemine ve eylem planının hazırlık seminerinin Şanlıurfa'da olmasından dolayı özellikle Eyyubiye Belediyesi olarak ev sahipliği yapmamızdan dolayı duyduğumuz memnuniyet ifade etmek isterim. En son koronavirüs pandemi işte dünyanın sonunu getiriyor. Buna 20 sene önce sıkma acaba dünya sonu olacak derdi. Bugüne geldik, bugün aslında yarın ne kadar büyük olduğunu hem bilim adamları söyledi hem de yaşadığımız olaylara şahitlik etmeye başladı.
küresel ısınma noktasında bilim adamlarımızın önümüze koyacakları önemli durumlar. Şahit etmek istiyoruz. Bu seminerler bizim için çok önemli. Bu seminerler geleceğimiz için çok önemli. Biz iklim değişikliği Paris Sözleşmesi çerçevesinde meclisimizin ilk açılışından sonraki ilk gündeme gelecek kanun tasarısı iklim değişikliği ile ilgili kanun olacak ve bazı meydeler de getirecek belediyelerimizden. Bunun için de biz de burada bir bilinçlendirme toplantısı yaptık. Önceki dönem Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi böyle bir seminerin Şanlıurfa'da yapılmasının ve iklim değişikliğinin önemini belirterek sözlerine şöyle devam etti. Şimdi Türkiye Belediyeler Başkanları Birliği aslında belediyelerimizin daha iyi hizmet yürütebilmeleri adına belediye başkanlarımızın sorunlarıyla ilgileniyor. Ben de genelde birlikteliği seven bir insanım. Birlikte hareket etmek, Şanlıurfa'mızın, belediyelerimizin, belediye başkanlarımızın sorunlarına birlikte bakmak beni mutlu eder. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise şöyle konuştu. Bir toplantı yapalım, bunun konusu ne olur, ne olsun, en önemli konu nedir diye sorsanız iklim değişikliğidir. Çünkü biz bu iklim değişikliğini Büyükşehir Belediyesi olarak çok çok yaşıyoruz. Bunu görüyoruz. Hayatımız içine girdi artık. Belki bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz birçok şeyi artık yaşamaya başladık. Bana sorsanız şu anda dünyanın hali nedir derseniz ben şunu derim. Dünya hasta. Şu anda dünya hasta. Müdahaleye ihtiyaç var. Müdahale nedir? Müdahale şu. Her hastada olduğu gibi perhizdir. Perhiz nedir? Efendim işte dünyanın kaynaklarının israf edilmemesi, dikkatli kullanılması, az kullanılması ve zararlı olan kullanımlardan vazgeçilmesi. Şanlıurfa'ya gelen Devlet Su İşleri Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfü Akça, Vali Salih Ayhan ile birlikte görüşme gerçekleştirerek koordinasyon toplantısına katıldı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfi Akça çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Akça, Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü'nün projeleri ve faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa Valiliğine geçen Akça, Vali Salih Ayhan'la görüşme yaptıktan sonra Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen Şanlıurfa İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Akça'nın yanı sıra Vali Salih Ayhan, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Devlet Su İşleri personeli ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün bölgede yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Son zamanlardaki suya olan ihtiyaç, sulama kuvveti hassasiyeti arttıkça değerli izleyenler, itfaiyecilik haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül itfaiye erleriyle bir araya gelerek dua etti. 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan itfaiyecilik haftası nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye erleriyle bir araya geldi. İtfaiye erleriyle itfaiyeci duasına iştirak eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan eşlik etti. Yangınla mücadelede İtfaiyeci duasının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Beyazgül, itfaiyecilik mesleğinin çok zor bir meslek olduğunu, bu görevin kutsal olduğunu ifade etti. Demek ki birlikte önerim çalışmanın, ekip olarak çalışmanın önemi kutucuduğu ortaya çıkıyor. Bir dayanışma ortaya çıkıyor, bir sevgi çıkıyor. Birbirinize dayanışmanızı, ekip ruhuyla çalışmanızı yakından görüyorum. Hele ki çoğu zaman yangının büyük bir yangında dahi arkadaşlarımız çok dedekarca işin içine
üstüne gidiyorlar. Bazen diyorum ki ya bu kadar olur mu? Başkanımız bir işte diyor bunlara. Kolonu ayakta tutuyor, şurası ayakta tutuyor. Yani insanın kendi evi yansa ancak bu kadar fedakar olur. Sizler bu fedakarlığı sahne içerisinde görüyoruz. Urfa'ya çok güzel hizmet ediyorsunuz. Türkiye'de yetiştirilen pamuğun yaklaşık %50'sinin üretildiği Şanlıurfa'da hasat dönemi başladı. Üreticinin yüksek verim aldığı pamukta bu yıl 1 milyon 400 bin ton rekolte hedefleniyor. Beyaz altın olarak nitelendirilen pamuğun hasat dönemi başladı. Güneydoğu Anadolu Projesi ile sulanabilir arazilerin suya kavuşması sonucu bölgede pamuk üretimi giderek artıyor. Hem desteklemesi hem de tekstil gibi birçok sektöre önemli oranda ham madde sağlayan pamuk, çiftçiler tarafından daha çok tercih edilerek ekilen ürünler arasında yer aldı. Bu yıl ekim alanı %50 oranında genişleyen pamuk, 2 milyon 800 bin dekar arazi üzerinde ekimi yapıldığı bildirildi. Ekim alanı giderek genişleyen pamukta bu yıl 1 milyon 400 bin ton kütlü pamuk rekortesi bekleniyor. Pamuk üreticisi Yusuf Baylu ve çalışan işçi Çetin Eldek ise şu ifadelere yer verdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine hasadımıza başladık. Makinalarımız çalışıyor, ekipmanlarımız çalışıyor. Çok şükür verimler güzel ama aldığımız duyumlara göre fiyatlar çok düşük. Bunun pamuğun girdisi çoktur. Hesapladık 1000 dönüme 7,5 trilyon masraf gidiyor. Bizi kurtarmıyor şekilde geliyor ama 25-30 arası giderse biraz çiftçinin yüzünü güldürecek. Pamuk hasatına başlamıyoruz. Geçen senelere nazaran bu sene hasatlar Allah'a çok şükür iyi. Çiftçi memnun, çiftçinin yüzü gülüyor. Fiyatlar da bir nebze otursa yerine çiftçi daha çok mutlu olacak. Fiyatlar şu an dalgalı şekildedir. Net otursa çiftçinin kafasındaki soru işareti de gidecek. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak çalışmalarında sona yaklaşılan sıfır atık tesisinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın girişimleri sonucu ilçeye kazandırılan 7 aylık kısa bir sürede çalışmalarında sona gelinen sıfır atık tesisi projesinde israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ve en az düzeye indirilmesi hedefleniyor. Diyarbakır Karayolu 5. kilometresinde yaklaşık 4000 metrekare alan üzerine kurulan tesisin 3000'i açık, 1000 metrekaresi ise kapalı alan olarak kullanılacak. Yapılacak değerlendirmelerin ardından atık miktarının fazla olduğu mahallelerde mobil atık toplama istasyonları kurulması planlanırken, bu istasyonlarda elektronik malzeme, kağıt, metal, cam, plastik, giysi, bitkisel yağ ve piller düzenli olarak toplanacak. Ayrıştırma merkezi. Tesisin ilçeye büyük bir katkı sağlayacağını belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak şunları kaydetti. Eğitim Bir Sayın Şanlıurfa Şubesi Başkanlığı delege seçimlerinin belirsizliği gündem oldu. Dün açıklamalarda bulunan mevcut Başkan İbrahim Coşkun'dan sonra Değişim Hareketi adayı Osman Yavuz kamera karşısına geçerek seçimi kendilerinin kazandığını iddia etti. Eğitim Bir Sen Şanlıurfa Şubesi Başkanlığı delege seçimleri sona ererken sonucu hala muallakta. Her iki aday da delege seçimini kazandıklarını ilan ederken mevcut Başkan İbrahim Coşkun yaptığı açıklamayla kazandıklarını ilan etmişti. Değişim Hareketi adayı Osman Yavuz kamera karşısına geçip öyle bir şeyin olmadığını ve delege seçiminin kendilerinin kazandıklarını belirterek mevcut yönetime sert bir şekilde çıkıştı. Türkiye'nin en büyük ve köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası'nın Şanlıurfa İl Yönetimi'ne muhalif olarak Değişim Hareketi ile seçimlere katılma kararı almıştık. Mevcut yönetimin yıllardır birçok sorunu çözümsüzce beklettiği, müdahil olabilecekken müdahale etmediği, paydaş olarak çözmesi gerekirken
çözmediği maalesef saha çalışmalarımız içinde çok daha derinden hissettik. Dün yapılan seçimlerde mevcut yönetimle yarıştığımız 3 merkez ilçede ipi göğüsleyerek gerek delege sayısı gerekse oy oranı olarak seçimi başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. 3 merkez ilçede oyların yaklaşık %60'ını alarak 67 delegenin 39'unu değişim hareketi kazanmıştır. Ancak mevcut il yönetimi herhalde seçim telaşı veya seçimde gerekli teveccühü alamadıkların mahcubiyet ve üzüntüsü içerisinde olacak ki kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak dün gece sosyal medya hesaplarından bir seçim zaferi ilan etmiştir. Hatta hızını alamayarak bugün bunu bir basın açıklamasıyla kamuoyuna sunmuştur. Seçimle belirlenen delege sayılarına göre mevcut yönetim miadını doldurmuş ve sahada değişim sesleri yükselmiştir. Mevcut başkan ve yönetimi bu sesi duymak yerine ilçelerin hali hazırda seçilen delegelerin oylarını ipotek almaya ve devşirmeye çalışmaktadır. Sanırım dereyi görmeden paçayı sıvayan birileri var. Bunun masumane ve akıl tutulmasıyla değil, bir hinlik hesabıyla makam, mevki ve koltuğun kaybedilmesi telaşıyla ilgili olduğunun çok ama çok farkındayız. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica eder. Değerli izleyenler, şimdi yayınımıza bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. Hattın diğer ucunda Haliliye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat var. Başkanım, Haliliye Belediyesi'nin Devteşli Mahallesi'ne yer alan Atıl Bina ile ilgili yeni müjdelerinizin olduğunu duyduk. Sözü size bırakıyorum. Evet, vatandaşlarımızın isteği ve talebi doğrultusunda bizim Haliliye Belediye'mize ait oradaki binayı bir sağlık tesisine çevirmek üzere devir işlemlerini gerçekleştirmiştik. Sağlık Bakanlığı'nın da takdiriyle birlikte aşağısının bir çocuk polikliniği ve acil servis ve pratisyen hekimlerin, çocuk hekimlerinin çalıştığı, üst katında bir hastane niteliğinde ağız ve diş hastanesi, ameliyathaneler de içerisinde olacağı ağız ve diş hastanesi olarak onayı geldi. Sonraki aşamada Sağlık Müdürlüğü ile birlikte projelendirmesi işlemi tamamlandı ve bizler de Haliliye Belediyesi olarak bizden buranın iç yapımına destek istendi. Biz de meclisimiz olarak bu desteği sağladık. Orada şu an müteahhit arkadaşımız çalışmaya başladı Haliliye Belediyesi adına. Bugün de valimiz Salih Ayhan'la birlikte, İl Sağlık Müdürümüzle birlikte orayı ziyaret ettik. Humalı bir şekilde içeride çalışma var. Şöyle bir müjde vereyim. Aşağıdaki zemin kattaki polikliniklerle ilgili, acil poliklinik, çocuk poliklinik, pratisyen hekimlerin ve uzman hekimlerin, çocuk hekimlerin çalışacağı yeri inşallah 1 Kasım itibariyle bitirmiş Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etmiş olacağız. Kasım ayı içerisinde zemin katın hizmet vermesini bekliyoruz. Bunun buradan müjdesini vermiş olayım. Üst katlarla ilgili diş hastanesi içerisinde ameliyathanelerin de olduğu 55 ünitelik bölümde Ocak'ın 15'i gibi teslim edileceğini, onu da Şubat veya Mart gibi hizmete girip vatandaşlarımızın ağız ve dişle ilgili artık bütün ameliyathaneler ve bütün uzman kadronunda burada yer alacağı sistemin devreye gireceğini şu anda buradan müjdelemek isterim. Bu hususla ilgili Haliliye Belediyesi olarak üzerimizde gelen her türlü gayreti ortaya koyduğumuzu ifade eder. Sağlık İl Müdürlüğümüz de bugün vermiş olduğum müjdede hem pratisyen hekimlerinin hem uzman hekimlerinin hazır olduğunu, 25 kişilik de diş hekimi kadrosunun atandığını, inşallah Şubat gibi, Mart gibi göreve gelip başlayacağının müjdesini verdiler. Sayın Valimize, Sağlık İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Biz yine söz vermiş olduğumuz buraya bir sağlık tesisi kazandıracağız. Buradaki bebelerimiz, yavrularımız ve annelerimizin sağlık ihtiyaçlarını karşılayacağımız dediğimiz hususta Haliliye Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdiğini ifade etmek isterim. Yine Sağlık Bakanımızın Şanlıurfa ziyaretlerinde Millet Bahçesi yanında Sağlık İl Müdürlüğü'ne ait ayrılmış bir yer vardı dört dönüm. Bu yer eğer büyütülecek olursa kamu binası anlamında arazi, buraya bir 50 yataklı hastane yapılacağı ifade edilmişti. Valimize arz ettik, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da arz ettik. Vekilimizin de katılımıyla birlikte, Kaymakam Hanım'ın katılımıyla orada bir çalışma yaptık. Onu da Büyükşehir Meclis'e gönderdik. Orada 9200 metrekarelik bir sağlık alanı yeri oluşturduk Millet Bahçesi'nin yanında. Buranın da Sağlık Bakanlığı yatırım programına aldırılmasıyla ilgili 50 yataklı bir hastane olarak aldırılmasıyla ilgili de uğraştığımızı ilave olarak ifade etmek isterim.
Bir taraftan diş hastanesi inşallah Ocak gibi, Şubat gibi, ocağın 15 gibi bitirmiş olacak inşallah müteahhit. Şubat gibi, Mart gibi devreye girecek. Poliklinik hizmeti Kasım ayında devreye girecek. İnşallah bu Kasım'da, 2022 Kasım'da. Bu taraftan da 50 yataklı hastanenin bir an önce temelinin atılmasıyla ilgili, sağlık yatırımlar olmasıyla ilgili de uğraşlarımızın devam ettiğini ifade etmek isterim. Vatandaşlarımıza bunun müjdesini vermek isterim. Çok teşekkür ediyoruz başkanıma. Şanlıurfa'ya ve Halili'ye umarız hayırlı olur ve yeni hastane içinde dev teşhiste bulunan hastalar da rahatlıkla gidebilir diyoruz. Değerli izleyenler, sıradaki haberimize devam ediyoruz. Halili'ye Belediye Başkanı Mehmetcan Polat'ın merkez ve kırsal mahalleler için başlattığı asfalt hamlesi Refaiye Mahallesi ile devam ederken mahalle sakinleri Başkan Can Polat'a teşekkür etti. Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'la başlayan asfalt atağı tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü Başkan Can Polat'ın talimatlarıyla yapılan 70 milyonluk asfalt yatırımının ardından kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor. Kırsal mahallelerde çalışmalar hızla devam ederken ekipler merkez mahallelerde de asfalt çalışmalarının startını verdi. Bu kapsamda Refahiye Mahallesi'nde asfalt çalışmalarının altyapısını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi. Sıcak asfalt çalışmalarıyla yolların daha uzun ömürlü ve konforlu hale geldiğini vurgulayan mahalle sakinleri çalışmalardan ötürü Başkan Can Polat'a ve ekibine teşekkür etti. Halilye Belediyesi'ne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten yapmış olduğu temizlik asfalt çalışmalarından dolayı onu kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamadaysa Başkan Can Polat'ın talimatlarıyla asfalt atağının etap etap devam edeceği belirtildi. Değerli izleyenler, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ın kuzeyinde bulunan Ayrılıkçı Komale ve İran Kürdistan Demokrat Partisi örgütlerinin merkezlerinin vurması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu bu sabah 3. kez Irak'ın kuzeyini İHA ve top atışlarıyla hedef aldı. Irak'ın kuzeyinde bulunan Ayrılıkçı Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi örgütlerinin merkezlerinin topçu atışlarıyla bombalandığı belirtildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran'ın İKBY'nin 4 bölgesinde gerçekleştirdiği saldırı kınandı. Saldırıyı Irak'ın huzur ve egemenliğini tehdit eden tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Irak Dışişleri Bakanlığı, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve bu gibi saldırıların tekrarlanmasını önlemek için en yüksek diplomatik yollara başvurulacağını açıkladı. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Atakent Mahallesi'nde yol ihtiyacını gidermek için yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Şanlıurfa'nın her geçen gün büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarıyla beraber yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yeni yollar açarak ihtiyacı gideriyor. Atakent Mahallesi'nde belirlenen yerlerde yeni yol açan ekipler program dahilinde diğer mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yol sıkıntısı çeken bir bölge olmaması için ekiplerin aralıksız bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek her mahallede çalıştıklarını ve yeni yolları ilçeye kazandırmanın çabasında olduklarını ifade etti. Karaköprü Belediyesi'nin ihtiyaçlar doğrultusunda ve program dahilinde yeni yollar açmaya devam edeceği öğrenildi. Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılan trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Hilvan'da okul önlerinde etkinlik düzenlendi.
yayalara öncelik konusunda doğru sürücülük davranışı kazandırmak ve özellikle okulların bulunduğu bölgelerde yavaşlayarak yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak için öğrenciler trafik ekipleriyle birlikte ellerinde taşıdıkları dövizlerle araçları durdurup yavaş gitmeleri ve dikkatli olmaları konusunda sürücülere uyarıda bulundu. Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu sloganıyla düzenlenen etkinliğe Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık da katılarak öğrencilere destek verdi. Yaya geçişlere dikkat ediniz, öncelik yol hakkı onlarındır. Hilvan Şehit Halit Çıltak İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Yaya geçişlerine dikkat ediniz, tamam. Yayalara öncelik verin. Öncelik veriniz. Tamam. Teşekkürler, sağ olasın. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, öğrencilerle birlikte taşıdığı dövizlerle birlikte yolda durdurdukları sürücüleri uyararak can kayıplarının önlenmesi ve azaltılması amacıyla özellikle okul bölgesine yaklaşmadan hızlarını düşürmelerini ve dikkatli olmalarını istedi. Karbel Karaköprü Belediye Spor Zira Türkiye Kupası 2. eleme turunda deplasmanda karşılaştı. 1922 Konya Sporu 2-1 yenerek üst tura yükseldi. Karbel Karaköprü Belediye Spor Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda deplasmanda karşılaştığı 1922 Konya Sporu 2-1 mağlup ederek üst tura geçti. Topla birlikte hareketli Emre uzaklardan kaleyi yokladı, topu ağlara gidiyor. Karaköprü'yü 3. tura taşıyan golleri 17. dakikada Burak Taşdemir ve 90+1. Dakikada Selim Şahin kaydetti. Karaköprü Belediye Spor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turundaki rakibi önümüzdeki günlerde çekilecek kurayla belirlenecek. Genç Karaköprü Belediye Spor'da. Türkiye Ziraat. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İkinci tur maçında Şanlıurfa Spor sahasında İzmir temsilcisi Karşıyaka'yı konuk etti. Şanlıurfa Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Karşıyaka'yı 4-2'lik skorla yendi. Doğu Yılmaz düdüğünü çaldı ve Şanlıurfa Spor Karşıyaka maçı başlıyor. Şanlıurfa Spor'la Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında kozlarını paylaştı. Şanlıurfa GAP Stadyumunda oynanan mücadeleyi 4-2 kazanan ev sahibi ekip bir üst tura yükselmeyi başardı. Karşıyaka ceza sahasında şimdi o tehlikeye devam edecek Behlül'e. Behlül vurdu, attı golü. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2. tur maçında Şanlıurfa Spor sahasında İzmir temsilcisi Karşıyaka'yı konuk etti. Şanlıurfa GAP Stadyumunda oynanan zorlu mücadelede hakem Doğu Yılmaz düdük çaldı. Şanlıurfa Spor'a galibiyeti getiren golleri Behlül Aydın, Seyit Gazanfer ve iki golü de Bünyamin Balat kaydetti. Karşıyaka'nın golleri Fatih Taşçelen'den geldi. Oldu Karşıyaka kalesinde Bünyamin ve 4-1. Bünyamin ayak dışıyla köşeye. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.